Arkadaşlar merhaba. Çalışma zamanı analizi bir uygulama çalışırken uygulamanın bellek alanlarına kendi yazdığımız skriptleri gömerek uygulamanın nasıl çalıştığını anlamamızı ve uygulamanın çalışma mantığını değiştirmemizi sağlayan bir yöntemdir. Eklediğimiz kod parçaları uygulamanın sahip olduğu izinlerle sanki uygulamanın kendi koduymuş gibi çalışırlar. Örneğin bir Android uygulaması düşünün. Eğer uygulamanın SMS atma izni yoksa ya da uygulama SD karttaki dosyaları okumak için kullanıcıdan izin almamışsa bizim eklediğimiz kodlar da SMS atamaz ve SD karttaki dosyaları okuyamazlar. Eğer uygulamanın bunları yapmaya izni varsa eklediğimiz kod parçaları ile bu fonksiyonları tetikleyebiliriz. Bu yönteme İngilizce Dynamic Binary Instrumentation deniyor. Yani bunu Türkçe'ye dinamik ikili enstrümantasyon olarak çevirmişler ama bu çeviri benim biraz kulağımı tırmaladığı için ben bu konseptten eğitim boyunca çalışma zamanı analizi olarak bahsedeceğim. Şimdi çalışma zamanı analizi yapmak için biz Frida'yı kullanacağız. Frida açık kaynak kodlu birden fazla platformda çalışabilen ve programlanabilir bir çalışma zamanı analiz aracıdır. Frida kullanarak hedefimizdeki uygulamanın bellek alanlarına JavaScript kodu ekleyebiliriz. Bizim bu eklediğimiz kod parçaları Frida'nın JavaScript motoru ile uygulamanın bir parçasıymış gibi çalıştırılır. Frida uygulamanın runtime'ına JavaScript kodu gömer ama Python, .NET, C ve Node.js içinde programlanabilir arayüzleri yani bindingleri mevcuttur. Bu ne demek? Örneğin biz Python kullanarak Frida tabanlı bir uygulama geliştirebiliriz. Hedefimizdeki cihaza Frida komutlarını ve JavaScript betiklerini Python kodu üzerinden gönderip gelen cevapları gene Python ile işleyebiliriz. Eğitimin ilerleyen kısımlarında bunu gösteren bir örneğim olacak arkadaşlar. Frida'nın 3 temel çalışma modu vardır. Bu ekranda gördüğünüz Injected, Embedded ve Preloaded modları. Nedir bunlar? Birincisi ve en yaygın olarak kullanılanı Injected moddur. Örneğin bir Android uygulaması düşünün. Injected modda çalıştığımız zaman Frida'nın ajanı uygulamanın bellek alanına yazılır ve biz bu ajanla komut satırı üzerinden haberleşebiliriz. Bizim eğitim boyunca yapacağımız örneklerin çoğu da bu modda çalışacak. Ama bu modun bir kısıtı var. Bu modu kullanabilmeniz için hedefimizdeki cihaz Android ise cihazın rootlu olması, iOS ise cihazın jailbreak yapılmış halde olması gerekiyor. Tabii her zaman elimizde böyle bir cihaz olmayabilir. Bu gibi durumlarda Frida'yı embedded yani gömülü modda çalıştırabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Elimizdeki uygulamayı decompile edip içerisine Frida Gadget denilen Frida ajanını ekleyip uygulamayı tekrar paketliyoruz. Bu sayede ne oluyor? Uygulama cihaza kurulduğunda Frida'nın ajanı da uygulamayla beraber kurulmuş oluyor. Ve biz injected modda olduğu gibi Frida ile haberleşebiliyoruz. Preloaded ön yüklü mod ise embedded moda çok benzeyen bir mod. Preloaded modun gömülü moddan farkı şu: bu modda uygulama içerisine gömdüğümüz Frida Gadget uygulama çalışır çalışmaz otomatik olarak bizim işaret ettiğimiz bir script'i bizden girdi almadan kendi başına tetikleyebiliyor. Örneğin dosya sistemi üzerine yerleştirdiğimiz bir JavaScript kodu olsun. Biz Gadget'a diyoruz ki, bak Gadget, uygulama başlar başlamaz önce sen git bu JavaScript kodunu çalıştır, sonra uygulama normal akışıyla devam etsin. Bu ne işe yarıyor? Bu otomasyonu kolaylaştıran bir yöntem. Siz birden fazla uygulamayı belli bir Frida script'ine karşı çalıştırmak isterseniz bu preloaded modu kullanabilirsiniz. Frida'yı bu modda çalıştırmanızı sağlayacak bir kütüphanenin GitHub linkini paylaştım burada. Bu kütüphaneyi kullanarak Preloaded modda çalışacak Frida gadget'ları oluşturabilir. Bunları APK dosyalarının içerisine gömerek çalıştırabilirsiniz. Peki Frida ile neler yapabiliyoruz? Yetenekleri nedir Frida'nın? Frida hedefimizdeki uygulamaya ait metotların parametrelerini ve return değerlerini değiştirebilir. Ya da bunları görebiliriz. Konsola basabiliriz uygulama çalışırken. Metotların kendilerini değiştirebiliriz. Yani A işini yapan bir metodu B işini yapacak şekilde Frida ile yeniden programlayabiliriz. Uygulamanın yetkileri dahilinde cihazdaki diğer uygulamalarla haberleşebiliyoruz. Yeni metotlar yazabiliyoruz. Kendi yazdığımız bu metotları tetikleyebiliyoruz. Yerel diske erişim sağlayabiliyoruz. Diskteki dosyaları okuyabiliyoruz. Ama bunları yaparken, bunları düşünürken unutmamamız gereken bir şey var. Frida her zaman bağlandığı uygulamanın yetkileriyle çalışır. Frida
bağlı olduğu uygulamanın kısıtlarına tabidir. Uygulamanın yapmaya yetkili olmadığı bir işlemi biz Frida kullanarak uygulamaya yaptıramayız.